Arkadaşım, senin kafan devamlı pisliğe çalıştığı için adamın sözlerini duymuyorsun. Duydum ben de. Hayır, duymuyorsun. Yönlendiremiyor seni. Aşkım, hayır, otur lütfen. Yanlış anlamışım. Aşkım, evet, Sarp sen de yanına otur. Şunu beceremeyen bir ekibin. Evet arkadaşım, masanın evet. Köşesine otur. Gayet kendinden emin hareketlerle sor. Vallahi da acımıyor. Nasıl kendinden emin olabilirim? Arkadaşım, otur köşeye. Evet, şimdi çok böyle bir talk showcu edasıyla parmağını burnunu havaya kaldır parmağınla. Evet. Dudağını kaldır azıcık. Evet. Şimdi böyle sola doğru sağa sola sallanarak sor. Sor. Sağa sola sallanarak sor. Evet. Şimdi sor. Ben ne yapayım? Değil mi, mantıklı bir soru oldu bence. Arkadaşım. Bak, yanına bir çocuk oturttum. Niye? Sen ilişki uzmanını iş üzerinde yakala diye. Anladın? Şu an hepimiz muallaktayız. Ne işi? Nasıl bir iş? Sarp'ı mı eğitiyor? Yani evet, Sarp'ı eğitiyor ve arkadaşım sen soruların... Türkçe çok basit ve inanılmaz bir lisan. Doğru kullanırsın. Sorularımla yönlendir lütfen. Soyunma, uzan. Ha, tamam. Uzan, yat. Uzan, kapa gözünü. Arkadaşım müdahale et olaylara. Hayır! Sen programın sahibisin, sen yönlendir. Evet. Evet. Tamam, ama yürürken hafif belden kırarak kendini yürü. Derin bir nefes al. Hı-hı. Öyle değil. Bir sağa kır, bir sola kır. Öyle yürü. Aşkım bir dakika. Aşkım bir dakika. Şey, sunucu seni yönlendirsin. Bu şey gibi oldu. Hani aşkım bey kayropraktik uzmanıymış da biz de Hindistan'dan ona gelmişiz. Ben niye böyle anlamadım ki? Arkadaşım ya. Seni bir tarz, bir stile sokmaya çalışıyorum. Seyirci senden gözünü alamasın. Evet. İşaret parmağınla... Şunun sorumluluğu yüzünden çok rahat hareket edemedim. Çizilecek İşaret parmağınla dudağını havaya kaldır. Belini bir sağa bir sola kırarak yürü, bacakları kırma. Ve gel ve onu yönlendir. Ve seyirciye anlat ne yaptığını hocanın. Evet, 3-2-1 buyurun. Kır kır. Evet. Önce benim doktora görünmem lazım. Ya hadi yap şunu. Ben daha kişilik olarak... Kırarak gel, dudağını havaya, burnuna kadar kaldır. Parmağınla dudağını kaldıracaksın. He. Evet. Altı mı, üstü mü? Üstü. Veli. Evet. Ben de botoksa geliyorum. Ben niye buraya geliyorum ya ki? Ya gel, ben ne diyorsam onu yap. Bir bildiğim var herhalde. Kaldır. Dudağını kaldır kalçayı. Brezilya'da bir talk show diye düşündüm ben. İyice kır. Evet, busun sen. Gel ve içmiş programa gelmiş değil mi? Takılan yerinden. Camdan otoparka. Hazır hissediyorum. Gel şuraya. İyice kırarak geliyorsun. Parmağınla dudağını burnun deliğine kadar sokuyorsun. Dokun, kulağından gel, tamam. Gelir. Onu istemiyorum. Sadece burun deliğine kadar kaldı. Ben yapayım, bulunsun kesersiniz. Aşkıma soruyorsun. Şimdi hocam neler yapıyoruz? Dön seyirciye. Kır kır devam et. 3-2-1 buyurun. Önce söylüyor muyum? Fark etmez. Önce ya da sonra. Buyurun. Gel. Lan kaldırsana. Ya şurada kaldırıyorduk onu. Ha tamam. Gel. Şimdi hocam neler yapıyoruz seyircimizle paylaşalım. Kır. Kırın bunları bacaklarınızla. Çocuğu, kızı aldatmış. Sen bacak... kır, seyrederken kırık kal. Ne yapıyorsun? Kır seyrediyorum böyle. Hayır. Sen beli kır, seyrederken kırık kal. Şimdi bu arkadaşı küçükken sevmemişler. Evet. O yüzden özgüvensiz ve değersiz olmuş. Evet. Nereden anladınız hocam? Dokunarak mı anlıyorsunuz? Yok yok, yatışından belli. Memiklerden, yüreği şişmiş. Ama istediği kadar uğraşsın, onu bir başkası sevemeyecek. Mümkün değil, mümkün. Biz de seviyoruz. Annesi de eldivenle seviyor zaten. Şimdi ona kendini sevmeyi öğreteceğiz. Kendini sevmeyi, onu ilk öğrendiği oydu zaten aslında. Şimdi bence dağılalım mı? Dağılalım bence. Ben şu saatten sonra normale dönemem. Hayır, bu bizim sigortalı gerizekalı niye anırarak gülüyor? Çocuğun hoşuna gidiyor. Ben sana salaksın diye SGK yaptırdım. Neye gülüyorsun? Neyi anladın da gülüyorsun? Ben de sana OGS yaptırdım rahat geç diye. Evet aşkım, buyur. Şimdi kollarımızı şöyle alıyoruz. Evet, boynuna dola. Yavaş. Boynuma dola. Esne. Boynuna... Arkadaşım olaylara müdahil ol. İnanılmaz bir şey. Ben müdahil oluyorum. Ben de ayak baş parmağına masaj yapıyorum alttan. Neden?
kaplumbağa deden. Ne bileyim ben işte oradan çapraz yaptı. Ben de bu ayak baş bağırdı. Buradan pressure, akü pressure dediğimiz. Hocam gıdı gıdı yapsa iyi gelir mi? Alttan akü bağırıyoruz, bir de basınç yapıyoruz. Akü pressure o. Tamam, yap. Tamam mı? Yapılan işte bildiğin bir şey evet, herhalde. Buradan aküyü bağlıyoruz. Arkadaşım. Ve hafif değil mi? Alttan devreyi tamamladın mı? İyi oldu şimdi. Hocam buyurun sizdeyiz. Evet. Derin nefes al. Tabii arkadaşım aa iyi falan aa, öyle çok iyi. Şaşırıyorsun. Evet sesli harflerden. Evet. Bağırarak şaşır. Bağırarak. Evet aa. Ece'den istediğin sonucu alamadın beni bağırtıracaksın illa. Arkadaşım. İnanılmaz bir şey sevgili izleyenler. Gerçekten Sarp buraya ilk geldiğinde duygusal olarak bir çöküntü yaşıyordu. Kendi yüreğinde patlayan erotizm pıtırcıklarını nereye gömeceğini şaşırdığı için bir yalnızlık hissediyordu. Fakat aşkım hocanın ona gösterdiği bu sistemle şu an içerisindeki mutluluk balansını yakalamış değil mi? Aha. Ve duygusal aortuna baş parmağıyla dürterek... Burun deliklerini inanılmaz bir hızda nasıl yaptığını biz de bilmiyoruz gerçekten. İstese yapamaz bezemek ama yaptı. Ben de birazcık şey oldum ya. Adrenalin vıcıt şey yaptı. Kalk ayağa. Bir de şöyle bir aşk hareketi var. Kalk bak. Bir de böyle bir aşk hareketi var. Diyelim ki sen şimdi sevdiğin kadın benim boynundan yakalıyorsun. Bir şiddet sahnesi böyle yapıyorsun. Boynundan yakala. Boynundan. Bayağı sık boynu böyle. Şimdi korkacak bir şey yok. Bunu buradan alıyorsun. Ağzı ortasına vurdun mu? Olay da bu. Bu mu lan ilişki? Tabii. Arkadaşım, lütfen. İçine ettin programın. Ne? Adamdan hiç faydalanamadık. Ya adam 20 dakikadır böyle yatıyor ya. O adamdan değil, aşkım kapışmaktan faydalanamadık. Ama daha ne öğrenelim o kendisinden? Her şeyi gayet net anlattı. Ben yapamadım. Ben yapmamayı oynadım ki seyirci aradaki farkı anlasın. Ne oldu? Aşkım kapışmaya getir seyircinin önüne. Aşkım kapışmak. Yorduk seni. Şahane insan, aşkım kapışmak. Güzel de olsun. Amacın ne senin? Bana bir cümleyle özetle. Senin amacın ne? Nedir Allah aşkına? Öyle. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ona demiyorum, kel olana diyorum. Ha, sen ne yapıyorsun? Hayır. Hep aynı şeyler. Hem kel hem salak olana diyorum. Evet. O daha gelmedi hocam. Sen niye salak deyince üstüne alınıyorsun çocuğum? Bilmiyorum. Bilmiyorum mu? Git içeri. Git içeri. Ben? Evet. Arabayı hazırla. Arkadaşım, amacın ne söyle? Konuyu kapatalım ya. De ki yapmak istemiyorum hocam. Hiç kimseyi çağırma de. Beni niye mahcup ediyor? Şimdi sayın hocam bakın şu sistem şu. Siz son derece kıymetli konuğumuz Aşkın Bey'i çağırmışsınız. Evet. Aşkın Bey geldi. İlişkiler üzerine kendisi bir uzman. Bir bilirkişi sayılabilir. Kendisi şimdi matematiksel olarak doğruyu anlatıyor. Değil mi? Sizin de bir fikriniz var. Onu bana enjekte etmeye çalışıyorsunuz. Biz şimdi seyircilerimize... Doğrusu budur diye anlatırsak olay demokrasiden çıkar. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Doğru fikirde dinliyorum. Yanlış bir insana oynayarak seyirciye seçme şansı sunuyorum. Ulan az daha inanıyordum sana. Defol git içeriye. Çok zarifsiniz. Geliyorum. Var mı kafanda bir şey? DVD player getireceğim. Gerisi sürpriz.